Bizimle indi gitmemiz vardı. Nadila Xa Türkmaniye Muhammed Selam'la. Oradan bizim çıtıxırır haz deyibdi. Gidağın izleyağın. İzleyağın beraber. O da kitabla ilgilidi ve takafe ile ilgilidi. Beraber izleyağın, ondan sonra daha fazla yorumumuzu yaparım bu konuyla ilgili. Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Merkezi, dünden bugüne Irak Romanı Tarihi adı altında bir seminer düzenledi. Seminer, yazar ve romancı Sadık El Cemel tarafından çok sayıda Türkmen ve Arap şahsiyetlerin huzurunda verildi. Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın başkanı Sayın Tahsin Dede bu seminer hakkında Türkmen Uydukanı'na anlattı. Bugün Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda yeniden faaliyetler başladı. Kültürel faaliyetler. Tabii bu bizim planımızda, Kardeşlik Ocağı'nın planında bu faaliyetler yıl boyunca devam etsin. Bizim burada arkadaşlarımız geldi. Bağdat Üniversitesi'nde olan özmenler, öğretmenler, akademiler, doktorlar. Güzel bir tartışma oldu, güzel bir fikir alışverişi oldu. Bu fikir alışverişi devam edecek, bu kültürel faaliyetler devam edecek inşallah. Bundan amacımız da odur tabii. Biz isterik Türkmen toplumunu öbür toplumlara, bizzat Arap toplumlara anladığın. Cemil yani, ve اليوم حضره yani صحافة عراقية حضرت وزارة الثقافة أيضا حضرت. Yazar ve romancı Sadık El Cemel yaptığı açıklamada, bir gün Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Irak romanı hakkında önemli bir seminer verdik. Seminere Irak gazetecileri ve çok sayıda kültürel insanlar katıldı. Ayrıca Kültürel Bakanlığa ait olan Daril Memun Yayın Evi hazır oldu. Bu katılım beni çok sevindirdi. Bildiğiniz üzere bu ocak İvaziye'de 1960'ta kuruldu, sonra buraya taşındı. Bu ocak kültürel ve entelektüel bir mirastır. Buradan başta Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın başkanı Tahsin Bey'e ve ayrıca yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunarım. Ve kul al-amilin ve ente vahid minhum taban ve şükran ilek daimen şükran lil fadaiye fadaiye Türkman. Beden etkaddim bi şükr cezil ila nadi al-akha Türkmani. İlk önce Türkmen Kardeşlik Ocağı'na teşekkürlerimi sunarım. Bu gibi kültürel ve hedefli semineri düzenlediği için. Bugünkü seminer çok verimli oldu. Özellikle yazar ve romancı Sadık El Cemel tanınan ve uluslararası olarak eşdeğer romanlara sahip olan. Ayrıca seminerde alışveriş fikirleri paylaşıldı. Benim için davetleme geldi bu Münedo'ya karışmaya, Türkmen Kardeşlik Ocağı'na. Ben de katıldım, Çarşı'dan geldim Bağdat'a. Bu davanı talebiye ettim. İşte bu davada hivar oldu. Ruvaya Irak'ya üstüne, Arap konuştular çok Ruvaya üstüne. Biz de katıldık özlerine. Dedik biz Osmanlı'dan indiye kadar, 1919'dan indiye kadar, biz sizden evvel ruvaya yazmışız. Biz sizden evvel tarih yazmışız Irak'ta. Bir gün Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda hakikaten çok güzel bir seminer yapıldı. Bu seminer Irak'ta romancılık ne şekilde başladı? Bunu konu almıştı tabii. Kendisi de romancı olan Sadık El Cemel bu konuda bize detaylı bilgiler verdi. Roman geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir köprü olarak kabul edilir ve toplumun gelişimini ve etkisini yansıtır. Arap ve Rus arası kültürler, roman dilin gelişiminde ve Arap kültürünün gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.